Leyla, ne yapıyorsun? Demir'in kıyafetlerini ütülüyoruz. Bırak şimdi ütü yapmayı da. Hadi bana bak, bir Reyhan Hanım'ı arayalım da bir yoklayalım. Akşam aklına girebilmiş miyiz? Selin'le konuşmuş mu? Konuştuysa neler konuşmuş? Hadi bir öğrenelim. İyi diyorsun da bu konular böyle ayaküstü konuşulacak konular mı canım? Ne diyecek kadın sana yani? Ayaküstü konuşmayacağız ki. Yüz yüze, geniş genişe konuşalım ki bizim Demir'imizin iyi huylu, iyi aileli, hayırlı bir kısmet olduğu fikri Reyhan'ın beynine ekelim. İyi de benim bugün şey var. Tamam canım, Pierre Loti'ye sonra gidersin. Ara o Muharrem'i, randevunuzu erteleyin. Bir kere ben o randevuya gitmeyi hiç düşünmüyorum. Yo, hiç o işten sıyıramazsın. Sırası geldiği zaman o orta kahveyi içeceksin. O çam yarmasını da bizi rahat bıraksın diye ikna edeceksin. Ay Selin'in elektriğini kestiği biz duyulursa hiç iyi olmaz. Tamam. Gelemeyeceğimi söylemek için arayayım, tamam. Önce Reyhan'ı ara. Allah Allah. Hadi hadi. Tamam, tamam, tamam. Reyhan, telefonum çalıyor, al bak şuna. Leyla Hanım arıyor. Ya, hoparlörü aç, hoparlörü. Alo Leyla Hanım. Merhaba Reyhan Hanım. Reyhan Hanım, nasılsınız? Nasılsınız? İyiyiz çok şükür, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Size bir uğrayalım kahve içmeye dedik. Evdesiniz değil mi? Şey, evdeyiz tabii de. Biz de Semih'le biraz işe giriştik. Kızın evini derleyip topluyorduk. Biliyorsunuz vaktimiz yok. İki gün sonra yolcuyuz. O evin işi tek başına bitmez. Biz de bir ucundan tutalım. Hemen geliyoruz. Görüşürüz Reyhan Hanım. Ay. Kapattım. Benim kafam kaldırmıyor bu kadınları. Ben çıkıyorum. Ayol nereye? Dolaşacağım biraz ya. Sen de sohbeti koyultma. Ver kahvelerini. İki hoş beş. Yolla gitsin. Allah Allah. İki ayağım bir pabuca yedim. Sinop'un en varlıklı aileleri. Okumuş, Avrupa görmüş, saygılı çocuklar da hepsi. Ama inanır mısınız? Birine bile dönüp bakmadı. O kadar yani. Maalesef. Ama Reyhan Hanımcığım, bu işler gönül meseleleri. Ben de olsam karşımda şöyle dağ gibi bir delikanlı isterim. Yani taşa sıktığı zaman şöyle suyunu çıkarsın değil midir? Çalışkan olsun tabii. Tabii. Ama gerisi Selin'in tercihi. Ama efendim aileye yakışır biri de olmalı öyle değil mi? Saygılı, karakterli, şöyle bir ortama girdiğinde yüzü artacak bir damat olmalı değil mi? Ailesine böyle sahip çıksın. Akrabalarını gözetsin. Nerede? Şimdiki erkekler öyle mi? Aile olmanın sorumluluğunu taşımak istemiyorlar efendim. Yani evlenmekten kaçıyorlar. Ama Demir hiç öyle değil. Bir an önce evlenmek için döndü Japonya'da. Ya tabii yavrum. Tabii hep uzaklarda yalnız büyüdü çocuk. Böyle aile hasreti çok büyük içinde onun. Demir bir evlensin. Böyle ailesine kol kanat olacak, karısına çocuklarına. Sırtını dayayacakları kaya, gölgesinde dinlenecekleri ağaç olur. Allah hayırlı kısmetler versin. Laf aramızda verdi galiba. Birini beğeniyormuş. Ya. Kime? Kızın adını vermedi. Ama evlenmek istediğine göre durum ciddi galiba. Ya. Peki kızın ona ilgisi var mıymış? Yok, onu bilmiyoruz da. Ama inşallah önündeki hayırlı kısmeti görebilecek bir kızdır. İnşallah. Tabii. Akıl verini olmayınca gençler bazı şeyleri göremiyorlar efendim. Ne diyelim? İnşallah vardır böyle biri. İnşallah. Semih Beyciğim hoş geldiniz. Kek var almaz mısınız? Yok teşekkürler, ben hala dün gece sizin evde yediklerimi eritmeye çalışıyorum da.
Ben izninizi isteyeyim, gitmeden önce yapmam gereken acil işler var. O kadar acele etmeseydiniz. Yani Selin'in doğum gününe az bir kala gitmek istemezdik ama... ...hazır biz buradayken şu Demir'in eşyalarını da çözerdik. Ama işte benim doktor kontrollerim var. Selin'in doğum günü mü yaklaştı? Ne zaman? 3 gün sonra. Ay, ay yarın kutlayalım o zaman. Ha 3 gün önce olmuş, ha 3 gün sonra olmuş. Ne fark eder? Olur mu ki? Olur, olur. Hem de çok güzel olur. Evet. Sürpriz bir doğum günü partisi. Selin hayatta tahmin edemez. Evet, Demir'i de alıp geliriz. Hep birlikte kutlarız, değil mi? E hadi bize müsaade o zaman. Daha gidip Selinciğime doğum günü hediyesi bakacağız. Hadi, müsaade size. Hadi, hoşça kalın. Teşekkürler, hoşça kalın. Bana ne bakıyorsun? Sen söyledin kızın doğum gününü. Allah Allah ya. Yahu nedir bunların dertleri anlamış değilim. Yeğenlerini de alıp geleceklermiş. Ay gözüm Sevim, sinirlenme. Belki başkadır mesele. Başka, 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 başka ne başka olabilir ki? Demir İstanbul'a evlenme niyetiyle dönmüş. Burada birini de beğenmiş. Selin'i mi? Bana bak, yoksa bunların arasında bir şey mi var? Ay yok canım. Sanmam. Akşam senin gelsin, ben konuşacağım onunla. Bana bak, anlamadan, dinlemeden sakın kızın üstüne gitme, tamam mı? Üzme kızı. Ben kızımı üzmem. Başkaları gelip üzmesin diye uğraşıyorum. Bugün iş yerine gittim. Ne? Ne? Bu eve sarhoş gelen herif Selin'in patronuymuş meğersem. Sahi mi? Ya, gitmesem öğrenemeyecektim. Canım kızım. Bu evin kredisini ödeyeceğim diye belli ki kovulmaktan korkmuş. Her türlü terbiyesizliği sineye çekmiş. Bana da hiçbir şeyden bahsetmedi. Bize karşı mahcup olmak istemiyordu ondan. Eğer ben de babasıysam bunu onların yanına bırakmam. Kimse benim kızımı suistimal edemez. Ne emeğini ne iyi niyetini. Ettirmem. Haydi otur biraz. Gene tansiyonun çıkacak.